Evet, tekrardan merhabalar. Umarım yine bir donma olayına maruz kalmayız diye umuyorum. Evet arkadaşlar, var mıdır bir sıkıntı? Seste, görüntüde herhangi bir donma var mı? Sizden dönüt alayım konuda. Valla kalp atmasın. Herhalde yenisiniz. Kalp atanlar desek de bir fayda etmiyor. Kalp atanlar var. Özellikle böyle sabote etmek için girenler var, onu ben biliyorum. Ne diyelim? Allah'a havale ediyoruz. Onların da zevk kaynağı bu. Evet, sıkıntı olmaması memnuniyet verici. Değerli arkadaşlarım, ben dersime geçmek istiyorum. Yorumlara kapatacağım şu anda ama o arada kesinti olursa sizden nasıl dönüt alacağım onu da düşünmüyor değilim doğrusu. Ben geçeyim arkadaşlar. Yayını tabii ki kaydedeceğim. Bugün size ne anlatacağım? Bugün Türkiye'de ticareti anlatacağım. Önemli, soru taşıyan bir konu. Her zaman olduğu gibi yine dilsiz harita çizimimizi yapacağız. Her yayında bir ili çiziyoruz malumuz. Kalp atan, evet, ona bir şey yapamıyoruz. Görüntü ve seste sıkıntı yoktur umarım. Ha, bu arada sizden gelen tebrikleri de teşekkür edeyim. Buradan toplu teşekkür edeyim. Kitabımın çıkması hem sizlere hem bana rahat bir nefes aldı. Çok fazla üzerine düştük. Şu anda evet, üçüncü baskıya giriyor. Bu da güzel. Demek ki teveccüh görüyor. Demek ki sizlerden çok fazla beğeni alıyor ve zaten kitabı alan bana yüzlerce insan mesaj atıyor beğendiklerine dair. Ama her kitap tabii bazı böyle teknik hatalar oluyor. O teknik hatalarda arkadaşlar ben düzelttireceğim. Birkaç tane teknik hata gözüme çarptı. Bir sonraki baskıda bunlar kalkacak. Bu ayrı bir mevzu. Şimdi ben yayına, artık herkese ulaşmıştır yayına başladığımız haberi. Ben yayınıma geçiyorum, zamanı ekonomik kullanma adına. Değerli arkadaşlarım, yorumları kapatıyorum. Seste kısıklık var. Niye kısıklık var ki acaba? Evet. Yorumları kapatıyorum. Yorumu kapattım. Değerli arkadaşlarım, her yayınımızda bir ili gösteriyoruz malumunuz. Türkiye haritası artık bak il kalmadı gibi. Güneydoğu, Doğu Anadolu kaldı. Normalde kalkınmada öncelikli iller olarak buraya öncelik verilir. Fakat ben en sona bırakmışım. Diğer bütün Türkiye'yi halletmişiz. En son buraya gelmişiz. Olsun, bu da bizim farklılığımız olsun. En son yayında yanılmıyorsam Elazığ'ı çizmiştim ki buradaki kalp işaretinden onu anlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şöyle Doğu Anadolu'dan gelelim. Erzurum'u görüyorum. Bakın şurada Erzurum'da Taşar diyarına selam olsun. Erzurum Türkiye'nin yiğit memleketlerinden biri. Yüz ölçümü görüyorsunuz, oldukça fazla Türkiye tarihinde önemli roller oynamış nene hatunları yetiştiren bir diyardır Erzurum. Değerli arkadaşlar, Erzurum hakkında sınava hazırlanan bir öğrencim neyi bilecek? Doğu'nun lojistik üslerinden biridir. Askeri kentlerinden biridir, öğrenci kentlerinden biridir. Hocam ne demek asker? Değerli arkadaşlar, doğudan gelen tehditlere karşı ne tehdidi gelebilir? Ermenistan, Gürcistan, Rusya. Hadi Ermenistan ve Gürcistan çok sayılmaz ama Rusya bir tehdit olarak görülüyor veya Erzurum. Erzurum diyorum veya İran. Özellikle İran ve Rus tehdidine karşı Erzurum'da kol ordu tahsis edilmiştir. Bunu bir kere bilelim. Asker kenti ve öğrenci kenti. Atatürk Üniversitesi 1957 tarihinde kurulmasıyla Türkiye'nin en eski üniversitelerinden ve doğrusu en kaliteli üniversitelerinden biridir. Ben üniversite hayatımda hiç böyle laylarım yapan insana doğru düzgün rastlamadım. Herkes adam akıllı ders çalışıyor çünkü yapacak başka sosyal bir faaliyet yok idi. Erzurum deyince öğrencim neyi bilecek? Erzurum kış memleketi. Dolayısıyla kış turizmini bir kenara yaz. Kış memleketi tarım birinci ekonomik faaliyet olamaz. Tarım ürünleri burada buğday, arpa, çavdar, başka bir şey yok. Tortum'da birazcık elma yetişiyor, birazcık da üzüm. Erzurum için tarım öncelikli, bir kere bunu kenara yaz. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü Erzurum'da Çernozyum toprağı var. Bazılarınız aldanıyor. Evet, en verimli toprak fakat zemin müsait olsa da hava şartları tarıma müsait değil. Değerli arkadaşlar, Erzurum yaz yağış oranı, Erzurum Kars dahil ederek söyleyeyim, en fazla olduğu yerdir. Bakın, yaz yağış miktarı demiyorum, yaz yağış oranı diyorum. Kelimeleri seçerek kullanıyorum. Bunu lütfen not ediniz. Yaz yağış oranının fazla olması neye yol açıyor? Meraların varlığına, mera, çayır.
O zaman bir yerde merhaba çayırın varlığı yağış miktarıyla ilgili değil, yağışın rejimiyle ilgili, yani yağışın ne zaman düştüğüyle ilgilidir. O zaman hocam yaz yağış alan her yerde meralar rastlanır mı? Elbette rastlanır. Dolayısıyla Erzurum'da mera hayvancılığı yapılır. Mera'da genelde büyükbaş hayvancılık vardır kıymetli arkadaşlarım, fakat bu şu anlama gelmez. Mera'da küçükbaş yoktur anlamına gelmez. Mera'da küçükbaş da yapılır. Ama Erzurum çevresinde büyükbaş tercih ediyor. Bunu bir kere söylemiş olalım. Erzurum deyince oltu taşını zikretmemek olmaz. Aynı zamanda Erzurum Aşkale linyit rezervleri vardır. Maden bakımından çok da zengin bir şehir değildir. Erzurum'da çimento fabrikası vardır. Aşkale'de Adnan Polat'ın, malum şu Polat Rönesans otelleri var ya, Galatasaray'ın eski yöneticisi. Bunu da söylemiş olayım. Bunlar akılda kalsın diye bir hafıza tekniği mantığıyla söylüyorum. Yoksa reklam mı yapmak gibi herhangi bir düşüncem yok. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Değerli arkadaşlar, Erzurum Pasinler, çünkü kaplıca bulunan bir yer Pasinler, termal kaynakların olduğu bir kenttir Erzurum bu yönüyle. Erzurum'da tarihi eserlerde bilmek gerekir. Çifte Minareli Medrese, Lalapaşa Medresesi, bunlar tarihte de karşınıza çıkıyordur kıymetli arkadaşlarım. Yüz ölçümü bakınız oldukça büyük. Dolayısıyla bu aritmetik nüfus yoğunluğunu düşürüyor. Doğu Anadolu'daki büyükşehir belediyelerinden biridir Erzurum. Erzurum'la ilgili diyebileceklerimiz bununla sınırlı olsun. Erzurum ile Bayburt arasında Kop geçidine de değinmiş olalım. Bu arada arkadaşlar, Erzurum anlatmışken şurada Gümüşhane'den bahsetmediğimi görüyorum. Gümüşhane'yi de bahsetmiş olalım. Gümüşhane'ye de selam olsun. Gümüşhane deyince aklınıza altın madeni gelsin arkadaşlar. Trabzon'la Gümüşhane arasındaki Zigana geçidi gelsin. Buradaki arkadaşlar Kelkit Çoru da aklınıza gelmiş olsun. Gümüşhane altın, zaten gümüşten aklınıza gelir ve Zigana geçidiyle bilinecek bir yer. Daha önce bahsettim mi onu bilmiyorum. Ama bu vesileyle bunu da bahsetmiş olalım. Evet, Erzurum hakkında diyeceklerim bundan ibaret. Geçiyorum bugünkü konuma, ticaret. Anlatacağımız konu adeta bir genel kültür konusu arkadaşlar. Coğrafyanın diğer tüm konuları gibi. Coğrafyaya zaten ders gibi bakmamak lazım. Hakikaten iyi bir coğrafya dinleyicisi aynı zamanda iyi bir genel kültür sahibi olur. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de ticaret. Bakınız, iç ticaret, dış ticaret, transit ticaret, bunlara değineceğiz. En çok hangi ülkeyle ticaret yapıyoruz, ne alıyoruz, ne satıyoruz, açık mı veriyoruz, fazlamız mı var ve neden? Bu sorulara cevap arayacağız çünkü sınav bu soruların üzerine bina edilmiş. Öncelikle ben yorumu bir açayım. Sesle bir sıkıntı var mı, buna bir bakayım. Ve görüntüde. Değerli arkadaşlarım, var mı sesle ve görüntüde bir sıkıntı? Görüntü ve seste bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Hemen dönüt almak istiyorum sizden. Evet, iyi cevabı geldi. Gözde merhabalar bu arada. Kırklareli diye selam olsun. Yorumlara kapatıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de iç ticaret de gelişmiştir, dış ticaret de gelişmiştir. Tüketime çok endeksli bir ülkeyiz. Vallahi kimsenin cebine 5 kuruş para koymaya gelmiyor, hemen harcamaya gidiyoruz. Böyle bir yapımız var. O münasebetle kendinize hakim olun. Özellikle genç nesil. Türkiye genç neslinin fazlalığı ticaret arttırıyor. Değerli arkadaşlar, kendinizden bilin. Bakın, nüfus demişim buraya. Nüfus ne anlama geliyor? Nüfusun genç olması. Nüfus artış hızının fazla olması ticareti arttıran hususlardan biri. Sizin kaç tane ayakkabınız var diye sorsam buradan herhalde bazılarınız utanacak diye tahmin ediyorum. 10 tane, 15 tane ayakkabısı olan dolaplara sığmayanlar var. Ama babaannenizin kaç tane ayakkabısı var? Bir ya da iki tane. Bu neyi gösteriyor? Demek ki gençlerde tüketim daha fazla. Bu da ticareti arttırıyor. İklim şartları ticaretin ne alakası var hocam? Değerli arkadaşlar, iklim şartlarının ticarete müsaade ettiği yerler var, müsaade etmediği yerler var. Şimdi iklim şartlarının sert olduğu yerlere ulaşım da sıkıntılı olacağı için bu ticareti etkiler. Bir... İkincisi, iklimin sert olduğu yerlerde satılan mal ile iklimin yumuşak olduğu yerlerde satılan mal aynı değildir. Sen götürüp Antalya'da efendim kalın kalın montlar, paltolar, kalpaklar, yün çoraplar satamazsın. Bunu Erzurum'da satarsın. Erzurum'da da götürüp şort satamazsın yani. Anlatabiliyor mu? İklim oradaki satılan ürünün çeşidini de etkiler. Karadeniz'de oturan bir kişi herhalde mutlaka şemsiyesi yanında olması gerekir.
Bu bir. İkincisi, iklim şartları oradaki tarımı etkiliyor. Dolayısıyla orada yetişen tarım ürünü de ticareti etkilemiş oluyor. Karadeniz ikliminin varlığı orada çay ve fındık tarımına olanak sağlıyor. Akdeniz ikliminin Türkiye'deki mevcudiyeti zeytin ve turunçgil tarımına olanak sağlıyor. O zaman Türkiye'de tek iklim görülseydi ürün çeşitliliği azalacağı için ticari çeşitlilik de azalmış olacaktı. Tarım ürünleri, her bölgenin farklı tarım ürünü var. Allah'a hamdolsun, hakikaten gibi bir vatan. Türkiye'de kayısı var. Dolayısıyla herkes birbirinin ürününden yemek istiyor. Ne olacak? Bölgeler arası ticarete bu katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda nakliye sektörüne de katkı sağlamayacak mı? Ülkemizdeki kadar kamyoncu başka bir ülkede yoktur herhalde. Herhalde şu anda yayındaki sorsam her yakını vardır yani. Malum Redding filmde bile biliyorsunuz. Karaambar Kamyoncular Derneği şeyini espri aldı yani dizisine. Dolayısıyla Türkiye'de nakliye sektörünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Her bölgedeki tarım ürünü farklı. Her bölgede farklı sanayi dalı. Dolayısıyla Elazığ'da ferrokrom fabrikası var, Bursa'da otomotiv var. Ne olacak? Otomotiv Elazığ'dan kromu alacak, otomotiv üretip Elazığ'a gönderecek. O zaman bölgeler arasındaki sanayi tesislerindeki farklılık da ticareti canlı tutacaktır. Düşün. Elazığ, her Türkiye'nin her bölgesinde otomotiv olsaydı, otomotiv sanayi, kimse birbirinden bir şey almamış olurdu. Geçiyorum. Ulaşım. Arkadaşlar, özellikle bunu belirtmek istiyorum. 1950'den sonra Türkiye'de iç ticarette patlama yaşanıyor. Neden? 1950'li yıllardan sonra demir yolundan ziyade karayoluna ağırlık veriliyor ve Türkiye'nin en ücra köşelerine bile yollar götürülüyor. Şimdi eskiden katır sırtında gidilen yollar artık kamyonlarla gidiliyor. Katırın sırtında ne götürebilirsin ki? 3-5 tane çeşit. Ama sen kamyonu şu anda dolduruyorsun, köylere harıl harıl ürün çekiyorsun. Bu da ticareti arttırmıştır. Bakın, bunları yorumlayabilmeniz lazım değerli arkadaşlar. Evet, şimdi en ücra köşelerde bile kaç marketler var? A101'inden tut, 1000 marketine kadar. Geçen reklam panosunda gördüm. A101, 7000 tane şeyi varmış ya. 7000 tane şubesi var. Dile kolay. Reklam değil bu, yanlış anlamayın lütfen. Ya Türkiye'de zaten 36 bin tane köy var. 7 bin şube ne demek? Tamam, bunların hepsi köyde değil ama netice itibariyle oralarda bu ürünler gidiyor ve bu ticareti arttırıyor. 1950 özellikle karayoluna yapılan yatırım diyorum. İletişim değerli arkadaşlar. İletişim sektörü gelişmiş ki internetten hemen ürünün fiyatı, düşen ürünlerin bilmem neyi. Bunlar artık internet alışverişi çok gelişmiş. Bakın, siz benim kitapları bile internetten alıyorsunuz büyük çoğunluğunuz. O zaman iletişim sektörünün gelişmesi ticarete katkı sağlar mı? Sağlar. Ve sizler bunu yorumlayın. Satışın artması, yani AVM'lerin her yerde mantar gibi bitmesi, bu da iç ticarete katkısı sağlamıştır. AVM'ler adeta bir hipnoz mekanı gibi dizayn edilmiş. Oraya giren zaten akşama kadar çıkamıyor biliyorsunuz. Özellikle bayan arkadaşlarımız yanlış anlamasın ama mutlu etmek istiyorsan götür bir AVM'ye bırak. 2 saat, 3 saat akşama kadar orada oyalanır. Erkeklere biraz daha az hitap ediyor. Artık bu yaratılıştaki farklılıktan geliyor. Hasılı AVM'lerin varlığı da ticarete çok ciddi manada ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yurdumuzda iç ticaretin çekim ve dağıtım merkezleri vardır. Öyle merkezler var ki hakikaten ticaretin yoğunlaştığı alanlar ki bunlar başı İstanbul geliyor. Şu rakama bakabilirsiniz. Türkiye'de iç ticaretin %40'ı İstanbul'da gerçekleşiyor arkadaşlar. İstanbul Türkiye'deki ticaretin %40'ını gerçekleştiriyor iç ticaretin. İhracatımızın %60'ı İstanbul'dan gerçekleşiyor. İthalatımızın da yarıdan fazlası İstanbul'dan gerçekleşiyor. Yani İstanbul adeta bir ülke gibi. Dolayısıyla önemli bir çekim ve dağıtım merkezi. O yüzden İstanbul'a insanlar bir zanla geliyorlar. Ne zanlı bu? İstanbul'un taşı toprağı altın. İlla ki biz de gider oradan nasipleniriz zanlıyla geliyorlar. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret şehri Ankara değildir, İzmir'dir. İzmir Türkiye'nin ikinci büyük ticaret borsasına sahiptir İstanbul'dan sonra. Özellikle tarım ürünlerinin ihraç ettiğimiz tarım ürünleri İzmir limanından gider daha çok. Bunu unutma. Bakın, Türkiye'nin en büyük ihracat limanı İstanbul. En çok tarım ürünü ihraç ettiğimiz limanımız İzmir'dir. Özellikle ekonomik değeri olan sanayi ürünleri, tütün gibi, pamuk gibi, pamuk satmıyoruz da
O eskiden de bu ekonomik değeri olan sanayi ürünleri İzmir limanı üzerinden gider. Bunu unutmayınız. İzmir'in önemli bir çekim ve dağıtım merkezi olmasındaki neden nedir? Modern bir limana sahiptir. Tarım ürünü çeşidi fazladır. İzmir'de zaman zaman enternasyonel fuar düzenleniyor. Duyarsınız İzmir Enternasyonel Fuarı diye. Bakın bunlar ciddi manada ticarete katkı sağlayan hususlardır diyorum. Peki Türkiye'de yurdumuzda iç ticaretin çekim ve dağıtım merkezleri İstanbul ve İzmir'e zikrettik ama zaten hangi iller? Orta büyüklükteki şehirler Konya, Kayseri, Malatya, Elazığ, Malatya, Erzurum bunlar doğudaki merkezler. Samsun, Trabzon, Karadeniz'deki önemli çekim ve dağıtım merkezleri. Değerli arkadaşlar Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır bunlar güneydoğudadır. Akdeniz'de de Mersin, Adana, Antalya önemli kentlerdedir. Yani bir ülkenin Türkiye'nin her memleketi aynı ticari potansiyele sahip değildir ama bölge içerisinde bazı çekim merkezleri vardır. Şimdi sen İç Anadolu bölgesinde Kırşehir arkadaşlarım yanlış anlamasın beni Niğde'li ya da Nevşehirli. Buralar önemli ticari merkezler değil ki. Nedir İç Anadolu'nun önemli ticari merkezi? Kayseri. Yani eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Memleket milliyetçiliği yapmaya gerek yok. Şimdi Aksaray olsun, efendim Karaman olsun, buralar önemli ya da Yozgat olsun, buralar önemli ticari merkezler değildir ki. İç Anadolu'da bir Kayseri, bir Konya, bir Eskişehir dururken ya da Doğu Anadolu bölgesinde siz Muş'a önemli bir ticari merkez der misiniz? Size seçeneklerde verildi Muş ve Malatya. Malatya diyeceksin. Bitlis ve Elazığ, tabii ki Elazığ diyeceksin. Yani sen bütün Doğu'yu aynı kefeye koyamazsın. Böyle genellemeci bir bakışla bakamazsın. Türkiye en azından bu kadarcık tanıman lazım. Bir Erzurum'la Hakkari'yi, bir Erzurum'la Van'ı, bir Erzurum'la Ağrı'yı aynı kefeye koyamazsın. O münasebetle her şey ders değildir arkadaşlar. Gündemi ve günceli iyi takip edin. Türkiye'de en gelişmiş iller az çok bellidir. Mesela Karadeniz bölgesi dediğin zaman Giresun'la Trabzon'u nasıl bir tutarsın? Yani Trabzon daha gelişmiş anlamında söylüyorum. Ya da Samsun'dan efendim Kastamonu'yu bir tutamazsın. Samsun. Zaten bunlar çoğusu büyük şehir ve aynı zamanda Türkiye 1. Futbol Ligi'nde artık 1. Futbol Ligi mi oldu süper? Ben uzun zamandır takip etmiyorum. Temsilcisi olan takımlar bunlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela Ege bölgesinde Manisa ile Uşak'ı bir tutamazsın. Manisa daha gelişmiştir. İlla her şey kitaptan öğrenilmez. Şöyle gündemi birazcık takip edin. Hakikaten bilgisi. Çünkü bizim anlattığımız şey genel kültür. Efendim, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Siirt ile Diyarbakır'ı bir tutamazsın ki. Diyarbakır 10 tane Siirt demektir. Anlatabildim mi değerli arkadaşlarım? O münasebetle bunlar da orta büyüklükteki merkezlerdir diyorum ve geçiyorum dış ticarete. Kıymetli arkadaşlarım, geldik dış ticaret. Dış ticaretin iki argümanı vardır. Şöyle şuraya hızlıca gelip hemen notları çıkardığım için dış ticaretin iki tane argümanı vardır. İhracat ve ithalat. İhracat ne demektir? İhracat mal satmaktır. İhracat at yani. Dışarıya ver. İthal al. İthalat almak. Şimdi bakın burada size rakam sorulmaz. Ama. Değerli arkadaşlar şunu bileceksiniz. Türkiye'nin ihracatı mı fazladır? İthalatı mı fazladır? İhracatta daha çok hangi ürünleri satıyoruz? Hangi ülkelere satıyoruz? Bunlar ve hangi yolla satıyoruz? Hangi ulaşım yoluyla? Bunların cevabını bilmen lazım. Bir kere değerli arkadaşlarım, en çok satış ve alış yaptığımız yol deniz yoludur. Neden? En ucuz neden? Çünkü çok büyük miktarda malı gemi tek seferde taşıyabilir. Ne kadar taşıyabilir? 600 bin ton. Dile kolay ya. 600 bin ton nere? Bir kamyon alacağı en fazla 40-50 ton nere? O yüzden herkes gemi sahibi olmaya çalışıyor. Çünkü geminin tek seferde kaldırdığı yük inanılmaz bir rakam. Artı deniz ulaşımında yol yapım maliyeti yok. Bundan dolayı istediği bir manevra yapabilir. Değerli arkadaşlarım bunlar öyle küçümsenecek şeyler değil. Bakın ben destekli konuşuyorum. Şu kadar destekli konuşuyorum. Karayolunda 1 metrekare asfaltın yapımı 4.000 TL'ye mal oluyor. 1 metrekare asfalt düşün. Onun maliyeti devlete 4.000 TL. Sadece oraya dökülen asfalttan, ziftten ve çakıldan ibaret sayma bu maliyeti. Orada çalışan işçinin gömüyesini de say. Orada çalışan işçinin, orada çalışan makinenin yaktığı mazotu da say. Dolayısıyla 1 metrekare asfalt 4.000 TL'ye mal oluyorsa, düşün o zaman deniz yolu bedava. Bu maliyeti cidden arada düşürmez mi? Düşürür. Bu arada antiparantez söyleyeyim. Karayolunun maliyeti deniz yoluna göre daha fazladır.
1 metrekare karayoluyla 6 metrekare demiryolu yapabilirsin. Yani en pahalı ulaşım hava yolundan sonra karayoludur. Anlatabildim mi? En ucuzu neymiş? Deniz yolu. O yüzden biz ihracatta ve ithalatta daha çok deniz yolunu tercih ederiz. Bu arada ben TÜİK'in son rakamlarını çıkarmıştım. Buradan da size onu göstereyim. Biraz hızlı yazdığım için okumak olmayabilir ama şu kadar söyleyeyim. Bakınız ihracatta en çok deniz yolunu kullanıyormuşuz. 91 milyar dolarlık malı, hani bizim şeyimiz ne kadar, ihracatımız. 2017 yılı ihracatımız 157 milyar dolar. Ben rakamla konuşmayı severim. Severim derken önemserim, yani karşıki tarafta itimat duygusu oluşturur. Hani boş konuşmadığımız, yuvarlamadığımız anlamına gelir. 157 milyar doların 91 milyar dolarını biz deniz yoluyla satmışız. Karayoluyla ne kadar satmışız? 45 milyar dolarını satmışız. Hava yoluyla ne kadar satmışız? 17 milyar dolar. He, bak şimdi sana bu rakamlar sorulmaz ama sırasıyla biz hangi ulaşım yollarını kullanıyoruz? Deniz yolu, karayolu, hava yolu. Bak demir yoluyla daha az. Eminim ki bu iyi bir çeldirici olur. Yani biz hava yoluyla dışarıya bir şey satamayız. Sadece yolcu taşıyoruz zannına kapılabilirsiniz. Hangisi kara ve demir, hangisi deniz ve kara yolundan sonra en çok tercih ettiğimiz, ihracatta en çok tercih ettiğimiz ulaşım yoludur? Hava yolu. Bak hem de 17 milyar dolar. Deniz şeye bak, demir yola bak, daha az. Peki ithalatta nasıl bir durum var? İthalatta yine deniz yolunu kullanmışız. Bizim ithalatımız ne kadardı? 230 milyar dolardı. Bunun 136 milyar dolarını, yani yarıdan çok fazlasını deniz yoluyla almışız. 38 milyar doları karayolu. Hava yolu yine 3. sırada. Bakınız 34 milyar. Neredeyse demir yolunun 34 katı hava yolunu kullanmışız. Hava yoluyla bize ne gelir arkadaşlar? Bu arada onu da söyleyeyim. Hava yoluyla ithal ettiğimiz şeyler efendim kömür değildir, demir değildir ya da araba değildir. Hava yoluyla bize gelen şey değerli taşlardır. Hava yoluyla ihraç ettiğimiz şeyler yine değerli taşlardır ve veya çok yüksek maliyetli elektronik cihazlardır. Anlatabildim mi? Sen çok değerli şeyleri deniz ya da karayoluyla göndermezsin. Hava yoluyla gönderirsin. O zaman bu konuda bir kafa karışıklığı olmasın. Not aldığınızı umuyorum. İhracatta ve ithalatta en çok kullandığımız ulaşım şekilleri deniz yolu, karayolu, hava yolu. Aynısı deniz yolu, karayolu, hava yolu. Bu 2017 rakamlarına göre çıkardığım şeyler. Bunu bir kere söyleyeyim. Buna kitabımı baskısında yer veremedim. Çünkü o zaman açıklanmamıştı bu. Şu ulaşım verileri. Dolayısıyla bu daha sonraki baskılarda kitaba girecek. Kitaba eklediğim her baskıda yeni bilgi de ben sizle buralarda burada paylaşacağım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet, geçiyorum. Şimdi buraya. Şimdi değerli arkadaşlar, ihracatımız ne kadar dedik? İhracatımız 157 milyar dolar. İthalatımız ne kadar? 230 milyar dolar. Yuvarlak rakam yazdım. Ortalama bizim o zaman şeyimiz ne kadar oluyor? Dış ticaret açığımız yaklaşık arkadaşlar 65-70 milyar dolar oluyor. Ama ben en son şöyle diyeyim. 70, şuraya eksi 70 yazıyorum. Eksi 70 milyar dolar. Bu ne demek? İthalatımız ihracattan fazla olmuş. Bu iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey değil. Eksi 70 milyar dolar bir şirketi batırır, bir devleti batıracak düzeye yaklaştırır. İnanılmaz bir dış ticaret açığıdır bu. Hiçbir hükümet dış ticaret açığı yaşamak istemez. Neden? Bu parayı nasıl getirecek? Bu parayı nasıl toparlayacak? Ben size soruyorum. Arkadaşlar, bu parayı devlet nasıl toparlayacak? Siz devletin yerinde olsanız ne yaparsınız? Devleti anlamak için biraz empati yapın. Ya dışarıdan borç alacak. Hiçbir devlet, hiçbir hükümet, devlet demin, hiçbir hükümet borç almaya yanaşmak istemez. Çünkü uluslararası bir kaide vardır. Borç alan emir dağılır. Kimse bunun aksini iddia edemez arkadaşlar. Siz de ülke olarak birine borç verirseniz belli koşullar verirsiniz. Kendinize entegre siyaset takip etmesini istersiniz. Ve bize bu koşulla borç vereni de eleştiremezsiniz. Bu uluslararası bir kuraldır yani. Al bu parayı istediğin yerde kullan demek bir enayiliktir zaten. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside böyle duygusallıklara yer yoktur. Yaşadığımız yakın tarih bunun ziyadesiyle örnekleriyle dolu. Bunu biliyorsunuz. O zaman hükümet borç almayı en sona bırakıyor. Orada kalırsa gider borç alır Dünya Bankası'ndan ya da IMF'den. Ne yapar ikinci yol? Vatandaşına vergi arttırır. Bizim hükümetlerimiz bundan hiç içtinap etmiyor. Çok rahat, hemen vergi arttır. Hangi hükümet olursa olsun Cumhuriyet tarihi boyunca zaten işte benzindeki, şundaki, bundaki vergileri ödediğimiz hep vergi.
Üçüncü yol nedir? Kaynak oluşturmak. Şimdi bu dış ticaret açığını kapatması lazım bir şekilde. Yoksa bütçeyi yürütemez. Özelleştirme yapmasıdır. Elimizdeki fabrikaların satılmasıdır ve bundan kaynak oluşturmaya çalışır. Yine mi olmadı? Turizme yaptığı yatırımı arttırır. Turizmden beklentisini arttırır ve unutmayın arkadaşlar, Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatmadaki en önemli turizmdir. Turizmden ben son rakamlar baktığımda 25 milyar dolar civarında bir katkısı olmuş Türkiye'ye. Şimdi 25, 20 milyar, 20, 25 milyar dolar inanılmaz bir rakam, düşünebiliyor musun sen? Ha, gelen turist sayısı 35 milyon, turist başına bırakılan döviz çok az, o ayrı mesele. Ama 20 milyar dolar, rica ederim, sen hangi fabrikan kazanıyor, ben sana soruyorum. Hangi fabrikamız en iyi kazanan? Koç grubu 13-15 milyar dolar ciro yapıyor bu. Dolayısıyla turizme biz bacı sanayi diyoruz ve hükümetler turizmi önemli bir dış ticaret açığını kapatıcı bir tıpa olarak kullanır. Özellikle son 2-3 yılda yaşadığımız olumsuz olaylardan dolayı Türkiye'ye gelen turist sayısı bu anlamda hükümeti kaygılandırmıştır. Neden? Çünkü ülkeye getireceği döviz de azalmış oluyor. Hasılı toparlayarak söylüyorum. Türkiye dış ticaret açığı vermiş midir? Vermiştir. Bunu nasıl kapatır? Ya vergiyle, ya dışarıdan borç alarak, ya turizmle. Burası tamam. Peki hocam, geçen sene nasıldı? Geçen sene de açık verdik. Bir önceki sene yine açık verdik. Hocam nasıl oluyor yani? Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet tarihi boyunca biz sadece 2 defa dış ticaret fazlası vermeye muvaffak olduk. Bu bir hassa, bu hazzı sadece 2 defa yaşayabildik. Ne zaman? 1930-1940. Bunu not al. Ben geçen de bir paylaşım gördüm. İşte Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca hep açık vermiştir. Bu yanlış bir ifade. Yani üstün körü konuşamazsın bu mevzuda. Rakamlara baktığın zaman görürsün. 1930'da 1 milyon dolar dış ticaret fazlası vermişiz. 1940'ta da 30 milyon dolar. Üşenmedim baktım. 30 milyon dolar dış ticaret fazlası vermişiz. Size rakam sorulmaz ama sana şöyle bir şey sorar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış ticareti ile ilgili söylenmiş doğru bir bilgi değildir? Hiç dış ticaret fazlası vermemiştir. En çok dış ticarette deniz yolu kullanılır. En çok ticaret yaptığımız ticaret hacminin fazla olduğu ülke şudur. Araya neyi koy? Dış ticaret fazlası hiç vermemiş. Vermişiz. Peki nasıl vermişiz? Şöyle vermişiz. 1930-1940'lı yıllar zaten biliyorsunuz milli ekonomiyi koruma kanunu vardı. Yerli malı, Türk'ün malı, herkes bunu kullanmalı diye sloganlar vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla o dönemde kendimizi tutmuşuz, dışarıdan hiçbir şey almamışız. Hiçbir şey derken yani az almışız. Biraz da satınca kâra geçmişiz. Ama fazla vermiş miyiz? Vermişiz. Bu da anlaşıldı sanırım. Bir başka bilgi. Ülkemizin bir önceki yıla göre kıyaslama yaptığında dış ticaret açığı artmış mıdır, azalmış mıdır? Artmıştır. Şöyle bir ifade vardır, kullanılır. Özellikle bunu Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ekonomi kanallarında çok sık duyarsınız. İhracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye'de azalmıştır. Geçen sene %75'lerdeyken bu sene %66'ya düşmüştür. İhracatın ithalatı karşılama oranının azalması demek, dış ticaret açığının artması demektir. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlarım. Çünkü yorumları açmıyorum. Ekran kalabalığı olmasın. Tekrar buraya dönüyorum değerli arkadaşlar. O zaman bizim 2017'ye göre dış ticaret açığı vermişiz. Bunu söyledik. Sadece 2 defa dış ticaret fazlası vermişiz. Nereye yazayım? Boş bir yer bulayım. 1930 ve 1940'ta 2 defa dış ticaret fazlası vermişiz. Artı koyayım. Değerli arkadaşlarım, ihracat ithalattan az olursa, yani ithalat fazla olursa ne diyoruz buna biz? Dış ticaret açığı diyoruz. Ben kısaltarak yazıyorum. Dış ticaret açığı. Peki biz dış ticaret açığını en çok hangi ülkeye vermişiz? Çin'e vermişiz. İkinci hangi ülkeye vermişiz? Rusya'ya vermişiz. Bunlar önemli. Bunu not alınız. Hocam Çin'e niye açık veriyoruz? Çin dünya ekonomisini tehdit ediyor bir kere. Adamlara hiçbir şey satamıyorsun ki. Biz Çin'e ne satsak adamlar aynısını yapıp bize geri gönderiyor. En son mermer sattık, Allah'tan onun aynısını yapamıyorlar. Adama tesbih gönderiyorsun. Tesbih, artık namaz tesbihleri bir de Çin'den geliyor. Namaz takkesi. Adamlar bir de inançsız yani. Düşün. Allah'a inanmayan şeyler. Komünizmle idare edilen bir ülke. Ama Müslüman'ın takkesini, tesbihini sözde hacdan getiriyorlar. Ne hacı? Çin'den geliyor. Dolayısıyla o kadar ucuza mal edilen bir işçilik ücretlerinin son derece ucuz olduğu bir ülkeyle nasıl rekabet edeceksin?
İnanılmaz bir dış 2 milyar dolarlık mal satmışız. Ben baktım 26-27 milyar dolarlık mal almışız. İnanılmaz bir dengesizlik var yani. Anlatabildim mi? Ama çok önemli bir şey söylüyorum. Ben TÜİK'in rakamlarına biraz bazılarına detaylı baktım. Dış ticaret açığı en fazla Çin rakam olarak. Fakat oran olarak sorulsa Japonya. Japonya ile daha inanılmaz bir dış ticaret açığımız var. Ha, şöyle rakam olarak Japonya'dan aldığımız Çin'e daha az ama oran olarak daha fazla dış ticaret açığımız var. Çin'e hiç olmazsa 2 milyar dolarlık mal satmışız. Japonya'ya satışımız 400 milyon dolar mıydı? 380 milyon dolar mıydı? Neydi? Anlaşıldı mı? Oran olarak açığı nereye vermişiz en fazla? Japonya. Rakam olarak en çok açık neresi? Çin. ÖSYM bu kadar detaya girer mi? Bilemem. Ben tedbirimi alayım, sana söylemiş oluyorum. Neden hocam Japonya? Bu arada da şunu da söyleyeyim. Bizim Uzak Doğu'ya çok ciddi bir şey satabilmemiz söz konusu değil. Biz Uzak Doğu'ya hep açık veriyoruz. Neden? Ne satabilirsin ki sen Japonya'ya? Araba mı satacaksın? Yani Fiat Linea ismini bile söyleyemiyorum. Fiat Linea'yı mı satacaksın? Adamın Nissan'ı varken, Mazda'sı varken, Honda'sı varken, Toyota'sı varken satamazsın sen bunu. Adamın Sony'si varken sen yerli bir markayı mı satacaksın? Dolayısıyla biz Japonya'ya bir şey satamayız arkadaşlar. Sanayi anlamında bir şey satamayız. Neyi satabiliriz? Tekstil satabiliriz. Neyi satabiliriz? Tarım ürünü satabiliriz. Tarım ürünü de satamıyoruz. Neden? Çok uzak. Uzak doğudayken hakikaten çok uzak. Oraya gidene kadar bozulur tarımın. Ya gemiyle bir ay sürüyor arkadaşlar. E o zaman ne kaldı geriye? Ne satabilirsin bu adama? Birazcık maden satabilirsin. Biraz da tekstil satabilirsin. Aynı şey Çin için de geçerli. Dolayısıyla biz uzak doğudan zarar ediyoruz. Anlatabildim? Bunu bir kenara yaz. Gelelim bir başka olaya. İhracat ithalattan büyük olursa inşallah bu saadetli günleri görürüz bir gün. Ne olur? Dış ticaret fazlası olur. Dış ticaret fazlası. Biz hangi ülkelere dış ticaret fazlası vermişiz? Irak ve İngiltere. Allah razı olsun ya. Hiç olmazsa iki ülkeyle teselli buluyoruz. Irak. En fazla Irak. Aynı zamanda komşularımızdan en fazla ticaret yaptığımız ülke Irak'tır. En son yanlış hatırlamıyorsam 9,5 milyar dolarlık mal satmışız biz Irak'a. İngiltere'de 9 küsürdü. Ya 8,9 ya 9'du. Milyar dolarlık mal satmışız. 6 milyar dolarlık almışız. Yani İngiltere'ye karşı biz 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Irak'a karşı ise 8 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Size sorulursa en çok dış ticaret fazlasını Irak'a veriyoruz, İngiltere'ye. Avrupa'da dış ticaret fazlası verdiğimiz tek ülkedir İngiltere. Kar ettiğimiz tek ülke, teselli bulduğumuz tek ülke. Anlatabildim? Ve şuraya yine yazayım. 1930 ve 1940'ta iki defa dış ticaret fazlası vermişiz. Peki hocam biz niye dış ticaret fazlası vermiyoruz ya? Bunun bir çaresi yok mu? Arkadaşlar çaresi şu. Biz hakikaten çok şey satıyoruz. Ama sattığımız şeyler ucuz. Sen adama bir gemi çocuk bezi satıyorsun. Adam sana oradan bir tane çip gönderiyor. Zarfın içerisinde. Aynı fiyat. Yüksek teknoloji gelişmiş adamlarda. Tıbbi cihazlar. Anlatabiliyor mu? Daha bugün öğrencimle konuşuyorum. Hastaneye diyor hemşire olan bir öğrencim var. Hocam diyor hastaneye yeni bir cihaz aldık 300 bin dolar. Buyur. Sen 300 bin doları bir gemi malanca domates biber doldur anca tutar yani. Dolayısıyla bizim dış ticaret fazlası vermemiz için temel koşul yüksek teknoloji ürünleri satmaktan geçer arkadaşlar. Yüksek teknoloji derken beyaz eşeği kastetmiyorum ha. Beyaz eşeği herkes yapıyor. Yüksek teknoloji derken siz neyi kastettiğimi anladınız arkadaşlar. Özellikle tıpta, elektrik elektronikte çok önemli üretimlere bizim imza atmamız lazım ki dış ticaret fazlası verebilelim. Peki geliyorum başka bir kavrama. Başka bir kavrama geliyorum. İhracat ve ithalatın toplamına ne denir? İkisi toplam yani 157 milyar dolarla 230 milyar doları toplarsam ne yapıyor? 157 artı 230, 387 mi yapıyor? 387 milyar dolar şöyle yazayım. Bu nedir? Bu dış ticaret hacmidir. Biz buna göre dünyada ilk 20 ülke arasına giriyoruz dış ticaret hacminde. Dış ticaret hacminde birinci hangisi? Almanya. Bak görüyor musun? Hepsinin cevabı farklı. Öyle paldır küldür ezberlemeyeceksiniz arkadaşlar. Dış ticaret açığında Çin, dış ticaret fazlasında Irak, dış ticaret hacminde Almanya ilk sıradadır. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bak çok çeldirici bir soru.
Türkiye'nin ihracatında en fazla ihracat yaptığımız ülke hangisi? Benim ki birçoğunuz Irak diye atlayacak. İhracatı en çok yaptığımız ülke de Almanya'dır arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Yanılmıyorsam Almanya'ya 12 milyar dolarlık mal satıyoruz. 24 milyar dolarlık da alıyoruz. Toplam 36 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Biz Irak'a dış ticaret fazlamız fazla. İhracat rakamlarına baktığın zaman Almanya'ya gelen yakınlığımız var. O zaman ben soruyorum. Bu ticaret yaptığımız ülkeler arasında en vazgeçilmezi hangisi? Almanya. Türkiye ekonomisi için en önemlisi hangisi? Almanya. Ve ne yazık ki bunun Almanya'da farkında. Bundan dolayı Türkiye'nin iç meselelerine karışıp duruyor. Dış ticaretimizi biz en çok hangi ülkeyle yapıyoruz? Özür dilerim. Hangi kıyla yapıyoruz? Avrupa ile mi, Asya ile mi? Arkadaşlar biz dış ticaretimizi en fazla Avrupa ile yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, dış ticaretimizin yaklaşık %70'ini Avrupa ile yapıyoruz. O zaman bizim Avrupa'ya karşı rest çekme lüksümüz yok. Bunun onlar çok iyi farkında. Neden? Çünkü adamlara hem girmek istiyoruz, Avrupa Birliği'ne hem girmek istiyoruz, hem de ticaretimizin büyük kısmını onlarla yapıyoruz. Adam bir kota koysa Türk ekonomisini allak bullak edebilir. Neden? Sen ciddi manada entegre olmuşsun. Artık dünyada şöyle bir şey yok yani. Ben istediğim tepkiyi gösteririm, resti çekerim yok. İşte Kuzey Kore'yi görüyorsun. İzole olmuş bir devlet. Dünya, Almanya da bunu yapamaz. Almanya Amerika'ya posta koyamaz. Fransa İngiltere'ye posta koyamaz. Dünyada böyle bir lüks yok artık. Çünkü ekonomiler çok fazla birbirine girmiş. Domino etkisi yapar. Ama burada Avrupa ile ticaretimizde biz zarardayız. Bunu söylemiş olayım. Avrupa hem sattığımız mallarda hem aldığımız mallarda ilk sırada. Adamlar zaten bundan dolayı çok cüretkar konuşuyorlar. Türkiye'nin iç meseleleri hakkında farkındalar yani. O münasebetle ekonomik bağımsızlık öncelik olmalı bir ülke için arkadaşlar. Bir ülkenin hakikaten dış ülkelerin taarruzuna, dış ülkelerin tacizine maruz kalmaması için ekonomik olarak güçlü olması lazım. İsrail'e bakın, İsrail bir kritik bir yer ya. Ama ekonomik güç olduğu için dünyada para konuşuyor yani. İstediği gibi lobicilik faaliyetleri yapabiliyor. İstediği gibi Amerikan parlamentosunu etkileyebiliyor. Ya Ermenistan'a bak. Şu bizim Azeri kardeşlerimiz maalesef Ermeniler kadar lobicilik faaliyeti yok. Üstelik de petrol ve doğalgaz saltanatları, imparatorlukları olmasına rağmen Azerbaycan muazzam bir ekonomik güce sahip. Ama bunu kullanamıyoruz, o ayrı mesele. Türkiye'nin ekonomik gücü iyi olsaydı eminim ki çok daha iyi kullanırdı. Hasılı değerli arkadaşlarım, toparlayarak şunu söylemek istiyorum. Bizim ticaretimizde Avrupa kıta olarak ilk sıradadır. Geçiyorum. Türkiye'nin ticaretinde önde olan iller hangileridir? Değerli arkadaşlar, bunları tahmin edersiniz. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Denizli, Gaziantep, Ankara. Bir kez daha söylüyorum. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Denizli, Gaziantep, bunlar arkadaşlar ihracatta ve ithalatta ilk gelen illerdir. Yani bu illerin yapmış olduğu ihracat ithalat Türkiye'nin diğer illerinden toplamından daha fazladır. Bunu söylemiş olayım. Ve gelelim değerli arkadaşlar, biz ne satıyoruz, ne alıyoruz? Ne satıyoruz, ne alıyoruz? Buna bir değinelim. Kıymetli arkadaşlar, oldukça önemli. İhraç ettiğimiz mallar. En çok motorlu taşıtlar. Ondan önce şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde ilk sırada ne gelir? Birinci sırada sanayi ürünleri gelir ve %90'ın üstünde bir rakamla, %92 diyelim. İkinci sırada tarım gelir, üçüncü sırada maden gelir ve madenin payı sadece %2'dir. Bakın bu rakamlar önemli değil arkadaşlar. Fakat aradaki farka baksana Allah aşkına. Yani biz sözde maden ülkesiyiz ama madenlerin dış satında payı çok az. Sınavda sana soru olarak gelirse sakın ha şaşırma. Tarımın payı çok az ve ben size şunu göstermek istiyorum. Yine size gelebilecek şu kitabımdan bir tablo göstereyim. Mesela bakın bu geçmiş yıllara dair almış olduğum bir tablo. Dikkat ediniz. Tarım ve hayvancılık değerli arkadaşlar. 1963'te toplam 284 milyon dolar satım yapmışız. İhracattaki payı %77. 2012'ye bak, sattığımız 5 milyar dolara çıkmış. Bak 284'ten
5 milyar dolara çıkmış. Sattığımız tarım ürünü miktarı ama orana bak %77'den %3.6'ya düşmüş. Sakın siz bu sorularda yanlışa düşmeyin. Nedir? Türkiye'nin yıla göre tarımın ihracattaki payı azalmış. Bak %77, %18, %3.6 ama rakam olarak artmış. Tekrar söylüyorum anlayamayanlar için. Türkiye'de yıllara göre geçmişten günümüze kadar tarımın ihracattaki payı düşmüş, oranı düşmüş, rakamı düşmemiş. Bak rakam artıyor. 284, 2 milyar dolar, 5 milyar dolar. Peki diyor rakam arttıkça oran nasıl düşüyor? Çünkü sanayi çok artmış arkadaşlar. Baksana 73'ten 10 milyar dolara çıkmış. Var mı böyle bir artış? %19, %79'a çıkmış. Ve 143 milyara çıkmış. Milyar dolara. %94 olmuş. 2012 için söylüyorum. Anladınız umarım. Yani tarımın payı yıllara göre gittikçe azalıyor, sanayinin payı artıyor. Tarımın payı oranı azalmakla birlikte tarımdan elde ettiğimiz gelir azalmıyor. Cümleyi umarım hazmederek dinlemişsinizdir. Bunu size söylemem gerekiyordu zira. Bu arada tam rakamı da söyleyeyim. Şurada kitabımda açtım ben tam rakam. 1930 yılında ne kadarlık dış ticaret fazlası vermişiz? 1 milyon 800 bin dolar. 1940'ta şey vermişiz. Bak ne yapmışız? 50 milyon dolarlık alım yapmışız. 80.900 milyon dolarlık satış yapmışız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir de %116 fazla vermişiz. Onun haricine bakıyorum bak geliyoruz. Karşılama oranı 92, 62, 36 gittikçe düşüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı. Ha. Size sorularda zannetmiyorum ki şöyle gelsin. Evet arkadaşlar. Sınavda zannetmiyorum ki soru şöyle gelsin. Türkiye dış ticaret açığı gittikçe büyümektedir. Yani Mete soruyu hazırlayan bir devlet kurumu, yani devletin acizini göstermek istemez. Biraz mantıklı düşünelim. O münasebetle dış ticaret açığımız artıyor gibi bir ifadenin kullanılacağını zannetmiyorum. Buna karşı da dikkatli olmanızı söylüyorum. Bunu bir kenara yazınız. Çünkü ben her şeyi sınav endeksi düşünmek zorundayım. Size yönelik empatik olarak düşünmek zorundayım. Ve geçiyorum ihraç ettiğimiz ürünlerin sıralamasına. Değerli arkadaşlar, biz ne satıyoruz? Sattığımız şeyler, bak ilk sırada motorlu taşıtlar. Hani sanayi ürünleri dedik ya en başta. Hangi sanayi ürünlerini satıyoruz? Motorlu taşıtlar. Motorlu taşıt ifadesini kullanayım çünkü TÜİK böyle kullanıyor. Otomotiv demiyorum. Hani biz kitaplarda bazen otomotiv yazıyoruz. Otomotiv değil de motorlu taşıt diyorum. Tamam mı değerli arkadaşlar? Hocam bizim hani otomotiv fabrikamız yok. Hani yerli otomobil yapılması için Cumhurbaşkanımız iş adamlarını ittifaka davet etti. Arkadaşlar bir otomotiv kendi otomotiv değil ki yabancı markalar var Türkiye'de. İşte Renault'sundan, Honda'sının, Toyota'sından, Fiat'ından, bunlar Mitsubishi'sinden. Bunlar üretim yapıp satıyorlar. Sanki bu gelir Türkiye'ye kalıyormuş gibi gözüküyor ama realitede böyle değil tabii ki. Bunlar kendi otomobillerimiz olsa var ya kendi markamız. Türkiye zaten dış ticaret açığı değil fazlası verir. O zaman toparlayarak söylüyorum. Sakın şıklarda görürseniz şaşırmayın. Evet biz motorlu taşıtlar otomotiv ihraç ederiz ve ilk kalem birinci sıradadır. İkinci sırada dokuma tekstil geliyor. Üçüncü sırada kazan ve makine. Öğrenci diyor hocam kazan ne ya? Bulgur kazanı değil elbette bu. Ne kazanı? Sanayi kazanları. Tamam mı? Yani kazan deyince bu Nasrettin Hoca'nın kazanı gelmesin aklınıza. Sanayi kazanı satıyoruz. Dolayısıyla bu bir sanayi ürünüdür. Makine aksamları satıyoruz. Mobil yedek parçaları satıyoruz. Bugün Avrupa'daki birçok ünlü markanın, araba markasının parçaları Bursa'da, İstanbul'da vesaire üretiliyor. Kıymetli taşlar satıyoruz. Bak dördüncü sırada görüyor musun? Demir çelik aslında daha öncesinde demir çelik ikinci sırada. Bak demir çelik ürünleri gittikçe ikinci sıraya düştü. Bu yeni rakamlar 2017 rakamlarına göre aldığım sıralama. Kıymetli taşlar nedir? İşte altın, mücevherat vesaire satıyoruz. Çünkü Türkiye'de el işçiliği gelişmiş arkadaşlar. Bu sıralamanın fotoğrafını çekmişsinizdir. Geçiyorum ithalata. İthalatta birinci sırada mineral yağlar görülüyor. İkinci sırada kazan makineler. Kazanı aldığımız gibi satıyoruz da yani. Yani çünkü sanayi dallarımız farklılık arz edebiliyor. Üretebildiğimiz şeyler var, üretemediğimiz şeyler var. Üretemediklerimizi satın alıyoruz. Elektronik ürünleri satın alıyoruz. Kıymetli taşlar bak yine alıyoruz. Ya sadece altına 9 milyar dolar para ödemişiz. Az para mı arkadaşlar? 9 milyar dolar inanılmaz bir rakam. Ve motorlu taşıtlar alıyoruz. Tamam.
İthalatımızdaki sıralama da bu. Peki başka ne satıyoruz hocam? Arkadaşlar çimento satıyoruz. Çimento. Efendim cam satıyoruz. Cam. Seramik satıyoruz. Porselen satıyoruz. Ondan sonra işlenmiş et satıyoruz. Evet, işlenmiş et ve beyaz eşya satıyoruz. Beyaz eşya. Beyaz eşya da gerçekten Türkiye bir dünya markası. Yani bunu çekinmeden söyleyebilirim. Hani Beko bir dünya markasıdır diye reklam yapıyor. Gerçekten bir dünya markası. Türkiye'de beyaz eşya dünyada ilk 5'e girer arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ha sana şıklarda da beyaz eşya demez de dayanıklı tüketim malı der. Aynı şeyi ifade eder. Buradan da şu anlaşılmasın. Hiç beyaz eşya almıyoruz anlamı çıkmaz. İşte Bosch diye bir marka var. Alman markası. Özellikle evlilik yapan arkadaşlar çok iyi bilirler. O markadan bu markayı hangisi kötü araştırma yapıyorlar. Yani beyaz eşyamızı alan yerler var. Biz de beyaz eşyasını alan yerler var. Bunu böyle bilin. Ama biz ciddi manada satıyoruz. Başka ne satıyoruz? Halı satıyoruz. 900 milyon dolar. Yaklaşık 1 milyar dolarlık halı satmışız. Ben çok şaşırdım yani rakamlara bakınca. Halı satıyoruz. Kilim satıyoruz. Battaniye satıyoruz. Çift kişilik nevresim takımı yastık işte böyle gidiyor arkadaşlar. Asılı Türkiye tekstilde dünyada dokumada söz sahibi. Peki sanayiden bunları satıyoruz. Tarımdan neyi satıyoruz? Hani ikinci planda tarım geliyor ya. Arkadaşlar tarım ne satıyoruz? Tabii ki en başta fındık satıyoruz. Sattığımız ürünleri. Şu yorumları bir açalım. Hele bir sıkıntı var mı yok mu? Arkadaşlar bir sıkıntı yok değil mi? Satıyoruz. Meyve satıyoruz. Sebze satıyoruz. Ondan sonra zeytin satıyoruz. İşlenmiş eti söyledik galiba. Yani biz dışarıdan canlı hayvan alıyoruz. Bunu işleyip de satıyoruz. Yani pastırma yapıyoruz. Sucuk satıyoruz. Böyle satıyoruz. Evet. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Kapatıyorum yorumlara. Bakın değerli arkadaşlar dışarıya biz tahıl satmıyoruz. Tahılın üstünü çiz. Tahılı çok üretiyoruz diye çok satmıyoruz. Mesela çok söyle işte fındık, meyve, sebze, zeytin bunları satıyoruz. Zaman zaman aldığımız oluyor. Sattığımız oluyor, aldığımız oluyor. Biz zaman zaman tahıl sattığımız da oluyor ama tahılı satmıyoruz diye bilin siz. Tamam mı? Bu önemli çünkü. Başka ne satıyoruz? Kayısı satıyoruz. İncir satıyoruz. Turunçgil, elma, üzüm. Bunlar da zaten dünyada söz sahibiyiz. Antep fıstığı, kiraz, şeftali, armut, meyveden kastım bunlar değerli arkadaşlar. Ama çay satmıyoruz. Çayı birazcık Gürcistan'a satıyoruz. Birkaç kilo. Dersen de tabii birkaç kilo değil yani birazcık satıyoruz. Çay alıyorsunuz ki alıyoruz. Damak zevki için, ihtiyacımız olduğu için değil. Geçiyorum. Madenlerden ne satıyoruz? Madenlerden arkadaşlar en çok mermer satıyoruz. Bunu not et. Bak mermer. Zaten 2,5 milyar dolarlık bir satım var. Bunun 1,5 milyar doları mermere ait. Özellikle de Çin'e satıyoruz. Çin. Ve özellikle de Elazığ mermeri satıyoruz. Elazığ'a buradan selam olsun. Elazığ vişnesi tanımladığımız o bordo beyaz, bordo renkli mermeri satıyoruz. Başka bor minerallerini satıyoruz değerli arkadaşlar. Civa satıyoruz. Civa önemli. Barit bak. Bariti unutmayın sakın. Trona satıyoruz. Trona. Trona'ya özellikle bak eğildim ben. Trona. Dünyanın en büyük fabrikası Türkiye'de kuruldu. Daha geçen Ocak ayında Ciner grubuna ait Ankara Bey Pazarında kuruldu. Bakınız. Mermer, bor, civa, barit, trona. Başka ne satıyoruz? Şuraya sığmadığı için şu tarafa geçiyorum. Krom, bakır da satıyoruz arkadaşlar. Evet, sattığımız madenler önemli. Peki ne alıyoruz? Şimdi bunları alıyoruz dedik ya, motorlu taşıtlar alıyoruz. Canlı hayvan alıyoruz. Daha geçen de Brezilya'dan gelmişti biliyorsunuz canlı hayvanlar. Başka ne alıyoruz? Arkadaşlar tarım ürünlerinden tropikal ürünleri alıyoruz. Tropik dersem anlarsınız sanırım. Kahve mesela kahveyi alıyoruz. Türk kahvesi diye bir şey yok. Anlatabildim mi? O Türk kahvesi ifadesini biliyorsunuz. Yapım usulü Türk. Kahve, kakao, kauçuk, kaju, kayla başlayan birçok şey alıyoruz. Hindistan cevizi, avokado, mango bunları saydırmayın bana şimdi işte anlıyorsunuz.
Muz alıyoruz, pirinç alıyoruz. Bence bunlar önemli. Mısır alıyoruz, mısır. Evet, o bardaktaki mısırı alıyoruz. Dolayısıyla siz elinde bardak mısır gördüğünüz biri ya da biriyle kahve içiyorsanız ne diyeceksiniz? Kahve keyfisi diye sakın bir şey paylaşmayın. Bak kızarım sana göre. Ne diyeceksin? Brezilya'dan ithal ettiğimiz kahve diyeceksin ya da Brezilya'dan ithal ettiğimiz kahve keyfisi. Sadece kahve keyfisi yazmayacaksın ona göre. Yanına mutlaka coğrafi bir metafor koyacaksın. Bir öğreticilik olacak. Arkadaşlarınla muhabbet halindesin. Hemen araya bir coğrafyayı sıkıştıracaksın. Hem bilgiyi yaşanır kılacaksın, hem de orada bir öğreticilik içinde olacaksın. Yani bu Türkiye'ye yayılmalı arkadaşlar. Sizlerden çok güzel şeyler alıyorum yani. Hocam işte artık ben de böyle düşünüyorum, ben de böyle yapıyorum. Olsun, ne kaybınız var? Bakın ben bugün Ülker Cheese'i anlattım. Cheese'i anlatınca niye un sanayine değinmeyeyim ki? Aklına gelsin senin. Diyorum, başka maden olarak ne alıyoruz? Değerli arkadaşlar, onu da buraya yazıyorum. Tarım ürünü olarak neler aldığımızı söyledim. Bakın tarım ürünü olarak biz zaman zaman buğday da alıyoruz. Çünkü yetmiyor. Buğday rekoltesi düşebiliyor. İhbar yağışları yetersiz olabiliyor. Özellikle Rusya'dan alıyoruz. Ama sürekli aldığımız bir şey değil. Madenlerden ne alıyor? Zaten bu bizim iflahımızı söküyor aldığımız madenler. Petrol alıyoruz, doğal gaz alıyoruz, fosfat alıyoruz. Bak bu çok önemli. Gübre yapımında kullanılıyor. Bu arada biz arkadaşlar dışarıdan söylemeyi unuttum şurada. Yine onu da buraya yazayım. Madenlerden sonra yazayım. Fosfat alıyoruz, alüminyum alıyoruz, alüminyum. Şöyle birkaç kilo da kükürt alıyoruz. Tamam? Kükürt. Altın alıyoruz, altın. Unutma sakın. Kükürt tarım ilacında kullanılırdı, hatırla. Peki biz dışarıdan başka ne alıyoruz arkadaşlar? Kağıt alıyoruz, gübre alıyoruz. Bunu şu iki şey önemli. Bakın, kağıt ve gübre. Başka ne alıyoruz? Tıbbi cihaz alıyoruz, tıbbi. İlaç alıyoruz, ilaç. Silah alıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz rakamlar. Ya bir F-16 nereden bakarsan bugün 1 milyar dolar. Ve biz ne alırsak, hangi silahı alırsak ilginç, Yunanistan da alıyor. Çünkü malum rakibimiz Yunanistan, ne alırsak biz de alıyoruz. Yunanistan bir tane silah mı aldı? Hemen Amerika'yı arıyoruz. Bana da iki tane sar aynısından. Gerçekten bak, diyalog aynen böyle. Silah özellikle Amerika'dan alıyoruz. Bizim Amerika'da ticaretimiz daha çok bu yönde. Son zamanlarda Rusya'ya bir yakınlaşmamız söz konusu. Oradan da silah almaya başlayabiliriz ama Ruslarınki biraz daha çok şey değil. Ergonomik değil. Ekonomik olabilir de çok ergonomik değil. Kullanışlı değil. Diyorum dışarıdan aldığımız, sattığımız bundan ibaret. Ben şuraya bakayım notlarıma. Değerli arkadaşlarım, ifade etmediğim bir şey var mı? He, şunu söyleyeyim. Biz alıp sattığımız şeylerden en çok neden kâr ediyoruz? Dış ticaret fazlası, en çok dış ticaret fazlası verdiğimiz ürün hangisi? Tekstil. Az alıyoruz, çok satıyoruz. 20 milyar doların üstünde satıyorduk. Şu anda hatırlayamadım. 22 mi 23 mi, ama 20 milyar doların üstünde tekstil satıyoruz. Çok az alıyoruz. Tekstil alıyoruz, çok az. En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz ürün grubu tekstil. Bunu bir kenara yaz. En fazla açık verdiğimizde mineral yağlar diye tanımlanan yakıtlar. Çok az satıyoruz, hatta satmıyoruz, habire alıyoruz. Bizim dış ticaretimizde en fazla açığa neden olan petrol ve doğal gaz arkadaşlar. İnanılmaz rakamlar. Sadece Rusya'ya biz 26 milyar dolar ödüyoruz bundan dolayı. Tekraren söylüyorum. En çok dış ticaret açığına neden olan kalem, mineral yağlar diye tanımlanan petrol ve türevleri, doğal gaz. En çok dış ticaret fazlası verdiğimiz hangisi? Tekstil grubu. Tamam mı? Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar zaman çok az kaldı. Son olarak transit ticarete de değineyim. Transit ticaret nedir? Arkadaşlar transit ticaret, Allah'a hamdolsun öyle bir memlekette yaşıyorsun. Gelen giden bizim ülkemden geçiyor. Geçerek öyle beleş, bedavadan geçmek yok. Adam bizim yolumuzu kullanıyor. Avrupa'nın malları Asya'ya giderken Türkiye'yi transit geçiyor. Geçerken bu adam bizde mola veriyor, tekerini değiştiriyor, yemek yiyor, sigara alıyor. Ne oluyor? Bu ülkeye bir katma değeri oluyor. Şimdi Japonya'nın konumuna bak, bir de Türkiye'ye bak. Japonya'nın ne transit ticareti olacak? Eskilerin bir ifadesi var. Mazur görün, argo bir ifade. Resmen itin öldüğü yer yani Japonya. Kim geçecek oradan? Ya da Yeni Zelanda. Ama Türkiye dünyanın tam kavşak noktası. Gelen giden bizim ülkemizden geçiyor. Bu Türkiye'nin jeopolitik özel konumundan kaynaklı önemini arttırıyor.
Transit ticaret ülkemizde çok fazla yaşanıyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de transit ticaretin en çok geliştiği yerlerden biri Trabzon'dur. Trabzon limanı özellikle İran kullanıyor. İran dışarıya mal satacağı zaman ya da dışarıdan mal alacağı zaman Trabzon limanına getiriyor. Bunu da hızlı bir şekilde göstereyim çünkü zaman çok daraldı. Bunu da göstereyim. Değerli arkadaşlarım, bakın olay şu. Şurası Türkiye'miz. Şurası Trabzon, şurası İran. İran dışarıya mal satacağı zaman en ucuz ulaşım deniz ulaşımı ya. Ulan diyor, ben deniz ulaşımını nasıl kullanabilirim en çok? Kestirmeden Trabzon limanına getiriyor karayoluyla. Buradan da gemilerle başka ülkelere satıyor. Ya da başka ülkeden bir şey alacağı zaman salona getiriyor. Trabzon'dan İran karayoluyla taşıyor. Ne oluyor? Trabzon transit ticarete sahne oluyor. Yani İran resmen Trabzon'u ihya ediyor. Hocam niye? Ya şu Rize daha yakın. İyi de Rize'de bir zigana geliyor ki. Trabzon'un bu kadar çok kullanılmasının nedeni iç kenarıyla bağlantısı kolay. Zigana geçidi var. Zigana geçidi doğal bir geçit. O zaman şu ifade gerçek karşılığını buluyor mu? Coğrafya gerçekten kaderdir. Rize'de olsaydı böyle bir geçit, Rize daha çok geçti. Rize'de de yeni Ovit geçidi biliyorsunuz söz konusu. Ama Trabzon Zigana geçidinin ekmeğini bayağı bir yedi. Bundan dolayı transit ticaret fazlasıyla gelişmiştir. Trabzon İran arasındaki bu transit ticareti mutlaka bilin, soru değeri olabilir. Bir başka soru şöyle olabilir. Türkiye hangi iki ülke arasındaki transit ticarete ev sahipliği yapamaz? Mesela İtalya ile Yunanistan arasındaki ya da İtalya ile Suriye arasındaki bir transit ticaret Türkiye üzerinden gerçekleşmez. Yani o yüzden Türkiye'nin çevresindeki ülkeleri bir tanımak lazım arkadaşlar. Hangi ülkeler birbiriyle yapacağı alışverişte Türkiye'yi kullanması gerekir? Bence buna bakmak lazım. Arkadaşlar, ticaretle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İç ticaret, dış ticaret ve transit ticarete değinmiş oldum. Evet, Ovit en uzun. Ovit en uzun tünel şu an itibariyle. Dedim, benim diyeceklerim bundan ibaret. Sizin soracağınız bir şeyler varsa hemen alayım çünkü yayın kapanmak üzere. Evet arkadaşlar, olabildiğince tüm detayları vermeye çalıştım. Son rakamı da verdim. Sizin karşınıza gelirken hazırlıklı gelmeye çalışıyorum. Ama elbette insanlık hali, sürçülisanımız olur, hatırlayamadığımız bir şey olur. Belki yanlış bir şey de söylemiş olabiliriz ama olursa da zaten şey olur, uyarırsınız. Ama verdiğim şeyler genel itibariyle arkadaşlar detaylı işinize yarayacak bilgiler idi. Şimdi yapacağınız şey nedir? Ha bu arada şunu da söylemiş olayım arkadaşlar, onu söylemedim. Beni dinleyin, şu an yazmayın. Bakın, bizim dış ticaretimizde patlamaya yol açan tarih 1980'dir. Bunu unutmayınız. Türkiye'deki arkadaşlar, şu yorumları kapatayım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki patlamaya yol açan şey 1980'dir. 1980'den önce ekonomiye ve dış ticarete müdahaleci, korumacı bir yapı söz konusuydu. Ama 24 Ocak kararlarıyla Türkiye dışa açıldı ve Türkiye nasıl diyeyim, ihracata dayalı sanayileşme sürecine girdi. Hani Turgut Özal dönemiydi ya bu, 1980. Ha, Turgut Özal'dan öncesine dayanıyor aslında ama o devam ettirdi. Dolayısıyla 1983 öncesinde biraz daha kapalı bir ekonomiydik. 1980'den sonra biraz daha açılmacı bir ekonomi oldu. İhracata dayalı sanayileşme genel olarak benimsendi. 1996'da gümrük birliğine girişimimizde bu perçinledi. Ve Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri aslında o dönemde atıldı. Bakın, 1980'e kadar biz hep şey satıyorduk ya, elma armut satıyorduk. Ondan sonraki kararlarla Türk ekonomisi rekabet etmeye başladı. Yabancı kaliteli malları gördü ve artık biz sanayi ürünleri satmaya başladık. O münasebette Türkiye için bir dönüm noktasıdır. İhracata dayalı sanayileşmenin başladığı, bürokratik engellerin azaltıldığı 1980 24 Ocak kararları Türkiye'de dediğim gibi dış ticarette efendim patlamaya yol açmıştır. Patlama derken en büyük ilerlemeye yol açmıştır. Bunu da söylemiş olayım. Değerli arkadaşlarım, bugünlük, bu akşamlık bu kadar diyorum. Zaten bir dakikam var galiba. Yayın kendiliğinden kapanacak. Soracağınız bir şey yoksa bu akşamlık müsaade
istiyorum sizden. Bir dahaki yayınımızda muhtemelen ya ulaşımı ya turizmi ya sanayi üçünden birini anlatacağız. Zaten konularımız da oldukça azaldı. Tekrar hikayemden bunu dinlersiniz. Sonra da söylüyorum tekrar. İnşallah bir aksilik yoksa bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Evet, benim burada yayınım son 27 saniye diyor. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.